Merhaba, kanalımıza hoş geldiniz. Ben Şafak Aydoğan. Dijital baskı sektörüyle ilgili olan kanalımız Color by Şafa gösterdiğiniz ilgiden dolayı tekrar teşekkür ederim. Geçen hafta yayınladığımız videodan sonra birçok dostumuz bana ulaştı ve sorularını iletti. Kendime yardımcı olmaya çalıştım. Ama gelen bu soruların içindekileri bu videoda cevaplamaya çalışacağım. Gelen soruların çoğunluğu kimden ve hangi dijital baskı makinesini almalıyım, hangi dijital baskı makinesini alırsam para kazanırımdı. Bu noktada insanlara belli bir firma, belli bir marka vermenin tarafsız olmayacağı kanısındayım. Çünkü kanalımda kendi firmam dahil tüm kanallara eşit davranmaya çalışıyorum. Bu sebeple bu videoda size dijital baskı sektörlerinin içinde dijital baskı makinelerinin en iyileri arkadaşlar. Dijital baskı sektörlerindeki en iyi makineleri size tanıtmaya çalışacağım. İnanıyorum ki böylece sizler de karar verirken kendi dijital baskı sektörlerinizde hangi makinelerin en üst noktada olduğunu ve almayı düşündüğünüz makinelerle aralarındaki farkların ne olabileceğini, neler alıp neler alamayacağınızı düşünebileceksiniz. Böylece firmalara ve markalara olan uzaklığınız belli olacak. Özellikle bu videonun sonundaki değerlendirme bölümünde ise size bazı noktaların ışık tutacağını düşünmekteyim. Bu sebeple 11 bölüme ayırdığım farklı dijital baskı sektörlerindeki bence ve dünya çevresindeki talep gösterdiği ve markalaştığı en iyi makineleri size tanıtmaya başlıyorum. Konumuza başlamadan önce her zamanki gibi kanalımıza destek vermeniz benim için çok önemli. Özellikle YouTube algoritması için kanalıma vereceğiniz beğenme veya abone olmanız, hatta birkaç cümleyle yorum yazmanız bizim için gelecekte bu videoların devamı için çok faydalı olacak. Şimdiden zaman ayıran bütün hepinize ve abone olan dostlarımıza teşekkür ediyorum. Ve sektörel olarak dijital baskı makinelerinin en iyileri bölümüne başlayalım. Arkadaşlar, bu bölümde size tanıtacağım dijital baskı makinelerinin markaları ve firmaları kanalıma sponsor değildir. Bu sebeple tanıtımı belli bir amaçla yapmıyorum. Bu makinelerin gerçekten dünyadaki kendi katmanlarında, kendi bölümlerindeki en iyi makineler olduğunu düşündüğüm için yapıyorum. Onun için bir karşılığı yoktur. Arkadaşlar, dijital baskı sektöründeki endüstriyel bir sektör olan seramik dijital baskıda Effie'nin Creta Print baskı makineleri bir ayrıcalıklıdır. Çünkü direkt ve sürekli baskıda, yüksek montanlı baskıda gerçekten iyi bir ismi ve iyi bir yapısı vardır makinenin. Bu makinenin videosunu da yanında sizinle paylaşıyor olacağım. Özellikle kullandığım mürekkebin devamlılığı, baskı kafası kesmemesi de single pass için çok büyük bir özellik. Bu makinenin birebir rakibi olarak da size İspanyol merkezli Kerajet'i önerebilirim. Kerajet, Effie kadar dünya çapında bilinmese de dünyanın önde gelen bir firmasıdır. Ve seramik tabak, seramik parça baskıda önemli bir yeri vardır. Bu makinede dünyanın önemli seramik baskı makinelerinden biri olduğunu düşünmekteyim. İkinci sektörümüz, daha önce Color by Şafa Short kanalında size tanıttığım dünyanın önde gelen cam içine dijital baskı makinelerinin lideri olarak düşündüğüm İsrail'de kurulmuş ama artık Amerikan firması Ferro'ya ait olan Diptek firması. Firma kendi mürekkeplerini kendi üretirken dijital baskı makineleri de çok başarılılar. Cam içine baskıda endüstriyel çözümleri sunmaktadırlar. Yanda size bir makinesinin endüstriyel çözümünü videosunu paylaşıyorum. Dipteki takip etmenizi tavsiye ederim. Üçüncü sektörümüz bizim ülkemiz için de çok önemli olan ahşap sektörü. Ahşap dijital baskı, yani bir endüstri. Bu endüstride İspanyollar yine önde. Özellikle parça ve düz satırta baskıda ve single pass dijital baskıda Barberan firmasının makineleri çok başarılı. Başarı devamlılık adına söylüyorum. Makine stabil ve devamlı çalışıyor. Bunun yanında arkadaşlar, dijital baskı makinelerini tanıttığımız bu bölümlerde dördüncü bölümümüz benim de çok yakından takip ettiğim dijital tekstil baskı. Dijital tekstil baskı kendi içinde bölümlere ayrılıyor ve özellikle direkt dijital tekstilde yıllardır liderliği götüren reaktif dijital baskıda belli başlı firmalar çok iyi makineler çıkarmış durumda.
Bu firmaların başında da MS firmasının, İtalyan MS firmasının, ki artık JK Group Amerika'ya ait, MS'in single bus makinesi Lario gelmekte. Lario dünya çapında birçok ülkede, ülkemizde de mevcut. Lario'nun videosunu yanında paylaşıyorum. Dijital baskıyı reaktif olarak özellikle direkt basabilmekte. Bunun yanında Lario'dan daha hızlı olan Efi'nin Reggiani Bolt makinesi de öne çıkmakta. Özellikle dünyanın doğu bölümünde bu makinenin çok talep gördüğü söyleniyor. Efi Reggiani Bolt'un videosunu izlemenizi tavsiye ederim. 6. bölüm yine dijital tekstil ile ilgili ama dikilmiş tişörtlere direkt pigment mürekkeple basma, yani kısaca Direct to Garment denilen DTG dijital baskı makineleri üzerine. Bu baskı makineleri içinde bir tanesi hem eski olmasından hem pazar piyasa payı bakımından öne çıkıyor. Firma Cornit. Aslında İsrail merkezli ama artık Amerika'dan dünyayı global olarak yöneten Cornit firmasını çok başarılı buluyorum. Yanda Cornit'in en son önemli Atlas'ı görüyorsunuz. Atlas çok başarılı üretim yapıyor ve devamlı Cornit makinelerinde başarılı. Cornit kendi bloğlarını kendisi üretmektedir. Arkadaşlar, şimdiki sektörümüz dijital labeling, yani dijital etiketleme. Dijital baskı konusunda en hızlı baskılar belki de dijital etiketlemede vardır. Burada size önereceğim makine Dustin Tao, özellikle Fujifilm Dynetics'in standart Samba kafalarını kullanan Tao makineler öne çıkmakta. Yanda videosunu göreceğiniz makine inanılmaz hızlı baskı yapıyor. Bunun yanında da Konica Minolta'nın Akurio makineleri de, dijital labeling makineleri de, etiket makineleri de dünyaca talep gören makinelerdendir. Videosunu görebilirsiniz. Bu makinenin ortak noktaları UV teknolojisi kullanmasıdır. Biraz daha anlatacağımız teknolojiler içinde yer alan dijital etiketlemede bu iki makine öne çıkmaktadır. Takip etmenizi tavsiye ediyorum. Arkadaşlar, ahşap sektörünün de tercih ettiği, özellikle promosyon ve açık hava reklam sektöründe yüksek tercih edilen UV, ultraviyole, flatbed, düz zemine baskı yapan dijital baskı makineleri. Bu sektörde İsviçre merkezi Swiss Q-Print bir başka yeri var. Çünkü makine devamlılık kalite yönünden bence çok iyi. Swiss Q-Print'in videosunu yanında size sunuyorum. Bu videoda makinenin ne kadar kaliteli ve stabil olduğunu biraz da olsa görebilirsiniz. Bunun dışında benim beğendiğim diğer bir başka makine de dünya devi Fujifilm'in Inca, özellikle Inca 10 set makineleri yüksek montanlı üretimde ve devamlılıkta çok başarılılar. Fujifilm 10 setinde videosu yanda yer almakta. Promosyon ve açık hava reklam sektörü için en önemli şeylerden biri rulodan ruloya malzemeye dijital baskı yapabilmektir. Özellikle gelişen teknolojilerle ultraviyole baskı rulodan ruloya yüksek bir talep görmekte. İşte bu sektörde rulodan ruloya ultraviyole baskıda endüstriyel olarak iki tane makine çok öne çıkıyor. Buradan bir tanesi Avusturya merkezli Durst. Durst'un makinesinin videosunu paylaşıyorum. Makine çok başarılı ve devamlı arz ediyor. Ve bence en önemli özelliklerinden biri, makine arızalandığında hatayı direkt merkeze iletip sizin daha hatayı anlamadan size anlamasını sağlıyor. Bu güzel bir özellik. Bunun yanında Efi'nin roll to roll makineleri de çok başarılıdır. Efi firması hepimizin yakından tanıdığı Vutek markasını taşıyor. Vutek bu konuda da lider bir firma. İşte Efi Vutekler, yanda videolarını gördüğünüz, çok başarılı şekilde rulodan ruloya ultraviyole endüstriyel bazda üretim yapmakta. Bu makine... Arkadaşlar, buraya kadar yaklaşık 8 tane farklı sektörden dijital baskı makinesini tanıttım. Tanıtmaya da devam edeceğim. Ancak bu makinenin ortak özelliklerinden biri dünya çapında kabul görmesidir. Biliyorum izleyenlerden bazıları bu makinelerin kendilerine finansal açıdan olmadığını düşünüyor. Ama bu videoda size en iyilerini sunacağımı söylemiştim. O yüzden kendi sektörlerindeki en iyi makineleri sunuyorum. Fiyat ve maliyet düşünmeden. Bunu göz ardı etmeyelim. Seyretmeye devam edelim. Arkadaşlar, bu sektörde promosyon ve açık hava reklam sektörü için özellikle HP firması tarafından Solvent ve Eco Solvent gibi doğayla barışık olmayan kimyasallar kullanan
boyalar yerine geliştirilmiş su bazlı ve PVC bazlı malzemenin üzerine basılabilen latex mürekkepler kullanan latex makinelerden bahsediyorum. Latex dijital baskı makinelerinde bahsettiğim gibi HP öncüdür. Bunu takip eden Japon firmaları mevcut. Ama bence bu makineler içinde hala HP termal kafa kullanmasına rağmen lider konumda. HP latex makineleri yeni modellerini videosunu sizinle paylaşıyorum. Geldik dijital baskının yine tekstildeki en çok kullanılan, ülkemizde en çok kullanılan bölümüne. Yani ısı transfer, yani sublimasyon baskıya. Sublimasyon baskıda ülkemizde belki uzakta özellikle Çin makineleri çok olabilir. Ama bence gelişen teknolojilerle ve bugünkü en yeni baskı kafası teknolojisiyle kullanan bir makine öne çıkıyor. Bu makine belki benden duymayı beklemiyorsunuz ama bu makine hepsinin yeni Mona Lisa ML8000'i. Tekrar ediyorum, sublimasyon baskıda Epson'un yeni Mona Lisa ML8000 makineleri, Epson'un yepyeni kafası Epson 3200'ü kullanıyor. Videosu yanda şu anda oynuyor olması lazım. Bu makine devamlılık, baskı kalitesi, hız açısından çok başarılı. Bu makineyi uzun zamandır takip ediyorum. Ülkemize kuruldu mu bilmiyorum, belki kurulmuştur ama çok başarılı bir makine. Gelelim son sektöre. Küçük bazda etiket üretmek, promosyoncular için küçük bazda dijital baskı almak ve bastığını kontrol şeklinde kesmek için Roland, Japon Roland firması tarafından yıllar önce geliştirilen baskes makineler çok önemli bir yer elde ediyor. Bugünlerde önemini azaltsa da Roland'ın liderlik ettiği dijital baskes makineler hala önemli. Roland'ı Mimaki firması da takip etmiş durumda. Her iki firma arasında Roland bir adım öne çıkıyor. Ama Mimaki'nin makineleri de daha stabil olduğu söylenmekte. Ben burada ayrım yapmadan her iki makinenin de videolarını sizinle paylaşacağım. Kendi sektöründe bu iki makineler de başarılı. Bu videonun da sonuna geldik. Size yaklaşık 11 farklı sektörden dijital baskı makinelerinin içindeki en iyi makineleri tanıtmaya çalıştım. Tabii burada kendi subjektif tecrübelerim, dünya çapındaki marka bilinirliği, makinelerin devamlı endüstriyel üretim yapamama, hata çıkarıp çıkarmama konularını göz ardı etmeden. Bunları göz ardı etmeden yaparken bir şeyi göz ardı ettim. O da makinelerin fiyatları, yatırım maliyet dönüşleri ve mürekkep maliyetleriydi. Bu sebeple yapacağınız yatırımlarda bana sorduğunuz ya da çevrenize sorduğunuz hangi dijital baskı makinesi almalıyım sorusunu cevaplarken bu sizinle paylaştığım videodaki dijital baskı makinelerine bakmanızı, bu makinelere baz alıp ona göre alacağınız makineleri karşılaştırmanızı tavsiye ederim. Unutmayın, her dijital baskı makinesi aynı değil. Bu sebeple alacağınız dijital baskı makinesini her zaman ilk önce teknik servis hizmetini arayın. Dünya markası almayacaksanız teknik servisin önceliğiniz olmalı. Ayrıca alacağınız firmanın geçmişte yapmış olduğu satışlar, satış sonra destekleri takip edin. Bunları Facebook kanallarından, Facebook gruplarından takip edebilirsiniz. Aşağıdaki linklerde sizlere bunları paylaşacağım. Lütfen bu linklerden gruplara abone olun. Oradaki dostlarımıza sorular sorabilirsiniz ve paylaşımlar yapabilirsiniz. Unutmayın, her şeyi bilmek mümkün değil. Ama paylaşarak sorunları ve riskleri minimize etmek mümkün. Bu videoyu takip ettiğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Tekrardan videomuza ve kanalımıza abone olmanız, videomuzu beğenmeniz ve mümkünse birkaç kelimeyle aşağıya yazmanız benim için çok değerli. Tekrardan hepinize sağlıklı günler diliyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.